Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Günay Yayınları bu serisi 4. ünite kavratan testler 3 ile dersimize devam ediyoruz. İşte birinci sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Aşağıdaki tablolardan hangisi ters orantılı iki çokluğa aittir diyor. Gençler biliyorsunuz ters orantıda arkadaşlar çoklukların çarpımı bir orantı sabitin eşit. Yani A ile B'nin çarpımı A'ya eşittir diyoruz. Burada arkadaşlar yani çarpımları birbirine eşit olan seçeneği arıyorum. 4 ile 9'u çarparsak gençler 36. 8 kere 4'ü çarparsam 32. Yani eşit olmadığı için A seçeneği evet ters orantılı değildir. 2 ile 20 2 ile 12 çarpıyorum 24. 3 kere 8 24. Evet 4 kere 9 36. Bakın burada eşitlik bozuldu. B seçeneğini eleriz. 1 kere 8 gençler 8. 2 kere 2 4. Bakın eşitlik bozuldu. Eledim. Evet 8 ile 6'yı çarparsam 48. 3 ile 16'yı çarparsam 48. 2 kere 24 48. 1 ile 48 çarparsak yine 48. Bakın bütün eşitlikler birbirine eşit olduğu için ne yapıyoruz? D seçeneği ters orantılı çokluklara aittir diyoruz. Devam edelim gençler. İkinci soruya geçelim. 120 cm uzunluğundaki bir ip 3 ve 5 ile ters orantılı olacak şekilde ikiye kesiliyor. Buna göre büyük parçanın uzunluğu kaç santimetredir? İşte 3 ve 5 ile ters orantılı olduğuna göre o halde ben bunu aslında şöyle diyebilirim. Bakın 3x eşittir 5y dersem burada x ve y'ye gençler ne yapmamız gerekir? Bu eşitliği bozmayacak şekilde sanki payda eşitler gibi değer vereceğim. O halde x'e 5k dersem 3 kere 5k 15k yapar. Y'ye de 3k dersem 5 kere 3 5 kere 3k 3k yine 15k olur ve eşitlik bozulmaz. Yani x yerine 5k yazacağım y yerine 3k yazacağız. Bunların toplamı gençler 5k artı 3k'dan 120 santimetre eşit olacak. O halde 8k 120 ise her iki tarafı 8'e bölersem k'nın değeri 15'tir. Şimdi büyük parça gençler 3K, 5k olandı. O halde 5k 5'in katı daha büyüktür. 3k'ya göre. O halde 5 çarpı 15'ten büyük parça 75 santimetredir ve D seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. Evet üçüncü soruya geçelim. Aynı kapasitedeki 5 işçi bir halıyı 12 günde dokuyabilmektedir. Aynı özellikteki 2 işçi aynı, aynı halıyı kaç günde dokuyabilir diye soruyor. Yani işte 5 işçi 12 günde dokuyabiliyorsa 2 işçi X günde diyoruz. Gençler işçi sayısı azalınca gün sayısının artması gerekir diyorum. Yani ters orantı vardır deriz. Gençler ters orantı yatay çarpma işlemi yapıyorum. Buradan 2 ile X'i çarparsam 2 X eşittir. 5 çarpı 12 her iki tarafı 2 ile sadeleştirelim. 2'ler gitti. X kaldı. 12'yi 2'ye böldüm. 6 5 kere 6 30 olur sorumuzun yanıtı. Demek ki 30 günde dokunaya, dokuya bilir diyoruz. Dördüncü sorumuza geçelim. Şekilde verilen çarklarda büyük olan çark 10 tam tur döndüğünde küçük çark kaç tam tur döner diyor. Gençte i̇şte büyük çarkın 36 dişi var. O halde 36 dişli 10 tur dönersem 12 dişli gençler x tur döner diyorum. Dişler ve e, tur sayıları alt alta yazmaya özen gösterelim. Başta i̇şte buradan e, ters orantı vardır diyoruz. Dişli sayısı azalınca tur sayısının artması gerekir. Yatay çarpma yaparsam 12 ile x'i çarptım. 12 x eşittir 36 çarpı 10. Evet, x'i bulabilmek için her iki tarafı 12'ye bölelim. 32'yi 12'ye böldüm. 3 kaldı. x'in değeri 3 çarpı 10'dan. 30 olur diyorum demek ki 30 tam tur döner deriz ve B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretleriz. Beşinci sorumuzda A ve B sayıları sırasıyla A 4 ile gençte B de 7 ters orantılıdır. A artı B 22 olduğuna göre A sayısı hangisidir? Yani A 4 leydi. O halde şöyle diyebilirim 4 çarpı A eşittir B de 7 ileydi. 7 çarpı B şeklinde yazdım eşitliği bozmadan sanki payda eşitler gibi A yerine B'nin katsayısı 7K'yı vereceğim B yerine de A'nın katsayısı 4K'yı veriyorum o halde A ve B yerlerine 7K ile 4K'yı kullanacağız A artı B 22 ise gençler A yerine 7K yazarsam 7K artı B yerine 4K yazdım eşittir 22'den 7K 4K'da 11K 22 ise her iki tarafı 11'e bölelim. Burada K'nın değeri 2'dir. Benden A'yı istemişti ve A'ya 7K demiştim. Evet, K 2 idi gençler. Yerine koyarsam 2 çarpı 7 14 olur. Sorumuzun yanıtı A seçeneği doğru yanıtı olur diyoruz. Evet 6. sorumuza geçelim. Bir domates bahçesindeki domatesler aynı hızda çalışan 6 işçi tarafından 18 günde toplanabiliyor. 6 işçi 8 günde pardon gençler 8 günde toplanıyormuş. Bu işçilerden ikisi gelmekten vazgeçtiğinde, vazgeçtiğine göre bahçedeki domatesler kalan işçiler tarafından kaç günde toplanır. Gençler 6 işçi vardı, ikisi gelmekten vazgeçti. 4 işçi kaldı. 4 işçi x günde toplar diyorum. Burada işçi sayısı azaldığı için günü artacak. Yani ters orantı vardır diyerek yatay çarpma yapıyoruz. 6 çarpı 8 4 çarpı x eşit 6 kere 8 48 eşittir 4 x'ten her iki tarafı 4'e sağa değiştirirsem x'in değeri 12 olur. Demek ki 12 günde toplanabilir diyoruz. A seçeneğin doğru yanıt olarak işaretliyorum. 7. sorumuza geçelim. Bir izci kampında 30 izciye 20 gün yetecek kadar yiyecek vardır. Aynı yiyecek 12 izci kaç gün yeter? Gerçekten 30 izci 20 gün yetiyorsa 12 izciye x gün yeter diyoruz. Buradan gençler işsiz sayısı azaldığı zaman günün artması gerekir. Yani tersi orantı vardır dersem 30 çarpı 20 eşittir. 12 x'ten 30 ile 20 çarparsam 600 eşittir. 12 x her iki tarafı 12'ye bölelim. Buradan x'in değeri gençler 60 12'ye bölersem 5 bir de 0 ekliyorum. 50 gün yeter diyorum. Ve B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. 8. sorumuza geçelim. Bir işçi bir işi tek başına 24 saatte bitirebiliyor. İşçi işin yarısını tamamladıktan sonra arkadaşlar yani 12 saatlik işi yaptıktan sonra yanına aynı kapasitede 2 işçi daha gelirse arkadaşlar 12 saati tamamladım. Geriye arkadaşlar normalde kişi bir kişi çalıştırırken geri kalan işi bir işçi 12 günde tamamlayacaktı. Pardon 12 saatte tamamlayacaktı. 2 kişi daha geldi gençler 3 işçi oldu. 3 işçi x saatte tamamlar diyorum. Buradan yatay çarpma yapacak olursam 3x 12'ye eşitse her iki tarafı 3'e bölersem x'in değeri 4 saattir gençler. 12 saatte önceden çalışıldım. 12 artı 4'ten toplam iş 16 saatte tamamlanır diyoruz. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. 9. sorumuza geçelim. Bir traktörün ön tekerleğinin çevresi 80 cm arka tekerleğinin çevresi 240 cm'dir. Arka tekerle 40 tur attığına göre ön tekerle kaç tur atar? Gençler 240 santimetre olan arka tekerlek 40 tur attığında 80 santimetre çevresi olan ön tekerlek x turu atar diyorum. Bakın santimetre çevrelerle turları alt alta yazıyoruz. Ve gençler doğru ters orantılı çokluk olduğu için yatay çarpma yapıyorum. Burada 80 çarpı x eşittir 240 çarpı 40 Her iki tarafı 80 ile sadeleştirelim. 80'ler gitti. X kaldı. 240'ı 80'e bölürsem 3. 3 çarpı 40. 120 tur atar. Evet. Ön tekerlek diyoruz. Ve B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet, devam edelim. 10. sorumuza geçelim. Birbiriyle özdeş 6 musluk bir havuzu 4 saatte dolduruyor. Ona göre bir musluk bu havuzu kaç saatte doldurur? İşte 6 musluk 4 saatte tamamlıyorsa 1 musluk x saatte tamamlar diyeceğim. Musluk sayısı azaldığı zaman zamanın artması gerekir. Yani ters orantı vardır diyorum. Ve yatay çarpma yaparsam 1 ile x'i çarptım. x 6 kere 4 24'e eşittir. Demek ki 24 saatte tamamlar veya doldurur diyoruz. Evet 24 saatte havuzun tamamı dolar diyelim. Evet 11. soruya geçelim. Aşağıdaki tabloda A ve B ters orantılıdır. Gençler ters orantılı olduğuna göre şöyle birazcık küçültüyorum. A çarpı B'nin orantı sabiti K'ya eşit olması gerekiyor. Yani buradaki gençler çarpımlar birbirine eşit olacak. Bakın ben 3 ve 48'i alırsam 3 çarpı 48 144'tür. Buradan orantı sabitini 144 olarak alıyorum. Yani x ile 36'ın çarpımı 144 olacak. 2 y ile 2 ile y'nin çarpımı 144. Z çarpı 16 144 olacak. O halde x'i bulabilmek için 144'ü 36'ya böleriz. x'in değeri 4'tür. y'yi bulabilmek için 144'ü 2'ye bölüyorum. 72 z'yi bulabilmek için de 144'ü 16'ya bölersem 9 olur. Buradan bize verilen işlem y eksi x artı z idi. Diğerlerini yazarsam y'nin değeri 72 eksi x4 z de 9'du. 72'den 13'ü çıkartırsam 59 olur sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet gençler. Devam ediyorum ve son soruya geçiyorum. 5A ve 5B sınıf mevcutları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Öğretmen iki sınıfa göstermiş oldukları performans için 120 adet çikolatayı sınıf mevcutları ile ters orantılı olacak şekilde paylaştıracaktır. Gerçekten 5A sınıfı 12 kişi, 5B 8 kişi. O halde buraya 8K, buraya da 12K çikolata dağıtacak diyoruz. Buna göre sınıf mevcudu az olan sınıftaki bir öğrenciye kaç adet çikolata düşer diye soruyor. 8K ile 12K'yı toplarsam Toplam çikolata 120'ye eşittir. Buradan 20K 120 ise her iki tarafı 20'ye bölersem K'nın değeri 6'dır diyelim. Şimdi sınıf mevcudu az olan gençler 5B sınıfı 5B sınıfı 12K tane çikolata düştü. Buradan 12 çarpı 6'dan 72 çikolata düşer. Bir öğrenciye düşen çikolatayı bulabilmek için 72'yi sınıf mevcudu olan 8'e bölerim. Ve 9 çikolata düşer. Bir öğrenciye diyorum. Ve B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur gençler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.